Tamam. Çek çek çek. Ya tamam seçil çekiştirip durma. Tamam. Oldu. tamam. <laughs> evet sevgili dostlar. Bugün sizinle Fuji filmde hangi ayarlarla portre çekeceğimizi detaylı biçimde anlatacağız. Bunun için de size paraya kıymadım. Dünyanın çok ünlü foto modellerinden bir tanesini getirdim. <laughs> Ay, tabii, tabii çok. Çok iyi. Çok hepiniz sanıyorsunuz beni. <laughs> Bu foto model dünyaca ünlü ve fotoğraf çekmek kolayın yan branşı olan o maç kuruluşunun çok önemli bir ödülünü aldı. Ömür boyu dünyanın en güzel kadını ödülünü. Ben Erdinç Amaç. Ben Yenge. Ha, ben foto model. Aa, öyle mi diyeceğim? Tabii tabii. Tamam. Ben foto model Yenge. <laughs> evet, tamam. Ben, ben Erdinç Amaç. Ben foto model. Fotoğraf çekmek olayı, hoş geldiniz. Sevgili dostlar... E, portre çekmek için hangi malzemeyi kullanmanız lazım? Portre çekmek nedir? E, ve ne gibi tavsiyelerde bulunacağım? Ya da hangi ortamlarda çekmemenizi tavsi tavsiye edeceğim? Önce başlayalım. Bir, kameraya ihtiyacınız var. Ben bugün XS20 ile çekeceğim. XS20'cileri mutlu etmek için. Ama Portre 3 ana dalda ayırabilirsiniz. Bir tanesi gövde yani bütün gövde portresi. O da portreye gidiyor. Bütün çekerseniz. Yarım büst dediğimiz şöyle belden yukarısını. Bir de close up dediğimiz kafa ya da headshot dediğimiz kafa çekimleri için. Ben bugün aslında bunların hepsini tek lensle de yapabilirsiniz. Ama ben üç tane değişik lens kullanacağım sizin için. Bir tanesi 23 mm f1.4. Bir tanesi 50 mm F2 son lenste 90 mm F2 kullanacağım sevgili dostlar. Şimdi adımını gitmek gerekirse portre çekmek aslında cilt çekmek demek. Hmm. Şimdi ciltteki parlamalardan kaçınmanız gerekiyor. Dolayısıyla güneşin çok kuvvetli olduğu ortamlarda çok mantıklı değil. Çünkü her zaman parlama yapacaktır. Hiçbir zaman arzu ettiğiniz o güzel cilt rengini yakalayamayacaksınız. İnsanlar gölgeden çekinir. Ben aksine size gölge sizin dostunuz diyorum her zaman fotoğraflarda. Böyle çok güneşli havalarda güzel fotoğraf çıkmaz. Her zaman daha gölgeli, daha bulutlu, ışığın daha yumuşadığı anlarda güzel fotoğraflar çekilir. Dolayısıyla bu aslında portre çekimleri için de farklı değil. Ayarlarınızı cilde göre yapacağınız için kameranızda ilk yapacağınız ayarlardan bir tanesi sevgili dostlar şey olacaktır. E, ISO'nuzu hemen sizinle beraber ben de yapayım. Özellikle böyle kuvvetli ışıklarda mümkün olduğu kadar baz ISO'ya getirin. Şunu bir daha kalına çıkartayım sevgili dostlar. Şunu baz ISO'nuza getirin ki baz ISO'nuz benim burada 160 x 2 2de 125. Burada olabildiğince tutmaya çalışın. Yetmediği noktalarda yükseltirsiniz. Onu da en fazla 800'e kadar yükseltin. Yetmediği nokta dediğim nedir? Fotoğrafınızı net çıkartmak için bakın keskin değil. Burada keskin fotoğraf istemeyiz biz ciltte. Net fotoğraf isteriz. Dolayısıyla aşırı keskin lens ben çok da beğenmem şey için, portre seansları için. Yanlış anlamayın. Elbette 50, 23 kullandığım lensler gerçekten çok keskin lensler ama o şeyi yumuşatmak için de farklı ortamlar ya da post prodüksiyonda yani postta, post editingte ben onları yumuşatırım. Ben size onları da göstereceğim bu e, bugünkü içeriğimde. Dolayısıyla orada 160'a kadar düşürürsünüz. Ortam kararmaya başladıkça ve siz net fotoğraf çekmek için belli bir enstantanenin altına düşemeyeceğiniz için orada ISO'ya başvurmanızı tavsiye ederim. Nedir? Bunu daha önceden size ben başka bir içerimde anlatmıştım. Hmm. Net çekme fotoğrafı kuralları diye. Kullandığınız kamera full frame ise genelde 1 bölü 1 kuralını uygularlar. Nedir? 23 milimetrelik bir e, lens kullanıyorsunuz. 1 bölü 23'ün altına düşmemeniz gerektiğini söylerler. Ama bizimkisi crop sensör olduğunu hatırlayalım. Ve bütün bunların hepsini 1,5 çarpanla e, hesaplamamız gerekiyor. Ben onu 1,5 çarpan yerine ben size 1 bölü 2 kuralını tavsiye ediyorum. Diyelim ki 50 milimetrelik lensle mi çekiyorsunuz? Enstantanenizi hiçbir zaman 1 bölü 100'ün altında tutmamaya çalışın. Evet makinenizin ibisi mutlaka size çok faydalı, fayda gösterecektir. Ama dış ışık ortamlarında yine de siz bu kurala uymaya devam edin ki çünkü yüz çekeceksiniz, gözü odaklayacaksınız. Dolayısıyla olabildiğince net yakalamak istiyorsunuz bu kareleri. Şimdi boy çekimlerinde arkayı flulaştırmak ya da bokeh kavramı var ya o çok mantıklı değil çünkü bulunduğu ortamı çekmek istediğiniz için zaten boyalıyorsunuzdur. Arkada bir araç mı çekiyorsunuz? Bir eski bir traktör mü çekiyorsunuz? Manzara. Manzara mı çekiyorsunuz? O manzarayla beraber bütünleştirmek istediğiniz için F değerlerinizi hiçbir zaman 5 altının altına düşük tutmayın sevgili dostlar. Hatta F8'lere kadar da çıkartmaktan çok çekinmeyin. Onun üstüne çok tırmanmayın. Çünkü o zaman da işte F11'lerde, F16'larda biliyorsunuz diffraction dediğimiz o fotoğrafın netliğinin kaybolduğu noktalara geliriz lenste. Ee, elbette bokeh yakalamak istediğiniz zaman F1-4'ünüz varsa F1-4, F2'niz varsa F2. Hatta F4'ünüz varsa da F4'ünüzü kullanacaksınız. Şimdi neden F4 dediğimi 16-80 kullanan arkadaşlar anlayacaktır. Çünkü 16-80 de aslında 80 mm'de son derece başarılı bir bokeye sahip. F4'te de olmak kaydıyla sevgili dostlar. Dolayısıyla minimumunuz neyse arka bokeyi yakalamak için yani arka alan bulanıklığını yakalamak için tabii ki diyaframınızı olabildiğince düşürün. Ama bunlar genellikle ya büst dediğimiz ya da kafa çekimleri için geçerlidir. Ama boy fotoğraflarında ben size öteki türlüsünü tavsiye ederim. Yani arka alanı bulanıklaştırmayın, bulunduğunuz ortamı ortam gözüksün. Ee, sana ben bir soru sorayım Seçil, hani sen fotoğraftan çok iyi anlayan bir insansın hmm, ya. Çok. <laughs> Yo, model olarak çok iyiyim Bak, Model heh, olarak tamam, değil. Model beni olarak değil. Hayır senin de çok iyi bir gözün var da. Ben sana mesela profesyonel bir fotoğrafçı olmayan bir insan olarak beğendiğin portre fotoğraflarında nesini beğeniyorsun portrenin? Dikkatimi o ise... hemen o şey çeker, ee, söyle. Ankadraj mı? Evet, o çeker. Doğru ve dikkatli yapılmış mı, ortalanmış mı? Ee, nasıl çıkmış işte? Dediği gibi cilt, saç, göz ve onlara bakarım yani. Çok parlama ha, var mı? Var mı, yok mu? Ne kadar doğal duruyor? O, o çok önemli belki benim gibi ama çok amatör gibi bakışta böyledir. Herkes önce ona bir bakar yani böyle çok yapay gözüktüğü zaman hoş olmuyor resimler çok böyle ya robot bir, gibi tabii görünüyor hani elbette portre e, fotoğraflarında retuş diye bir kavram vardır hı hı. ve ciltteki hataları düzeltme yoluna gidilir e, hı. programda ama hı, ama onu abartı. yaparken tabii onu yaparken evet. abartmadan yapmak evet, gerekiyor doğru yani kalkıp da ben Yengenizi 40 yaşta gençleştirebilirim. Ama ha, komik kalır. Şu şeye benziyor. İşte bu portre çektirdiğiniz stüdyoda eskiden öyle yaparlardı. İşte oynuyorlar işte yüzünüzle burnunuzla kulağınızla şey. Aa bir bakıyorsun o sen değilsin yani. Resmi gören böyle yapıyor. Aa, çok güzel çıkmışsın ama hiç sana benzemiyor. Yani Bunlara çok duymuşluğum var. Şimdi lenslerde portre lensinde aslında 23'ü ben kullanmam. Benim kullandığım Minimum 50 milimetredir ki bu full frame karşılığı 35 milimetredir Ve şeye kadar da çıkarım işte 90 milimetreye kadar da çıkarım. 90 milimetrede full frame karşılığı 120 milimetreye falan 120-130 mm'lere geliyor. Bunu neden kullanırız? Çünkü e, suratın e, hani, görüntü sıkıştırma oranı diye bir kavram var. Geniş lensler suratınızı ya da bütün her şeyi hmm. genişletirken evet. çok uzun zoom lenslerde onu iyice daraltır çok yaklaşırsanız o doralmayı bir parça kurtarırsınız. Mesela 70'e 300'de kalkıp 300'de 300 milimetrede portre çekemezsiniz ama e işte bir 100 milimetreye kadar şey evet 100 milimetreye kadar 120 milimetreye kadar portre olarak kurtarır 70'e 300 ya da 55'e 200 lensiniz de varsa. Dolayısıyla e, 23'ü de daha uzaktan çekeceğim, daha geniş alanı kapsayacağı için 35 mm olarak da minimum olarak kullanırım. Ben 30, e, 23'te yakın portre çekemez miyim? Çekerim. Çekersiniz. Hı hı. Çekersiniz ama o sizin en alt noktanız olsun. Kalkıp 16 mm ile e, şey çekemezsiniz. Yani portre çekilmez. surat otomatik olarak ablak çıkacaktır. Daha hı. geniş çıkacaktır. Başka sormak istediğim Senin bir şey var mı Seçil? Biz çekimlere geçmeden. Aa ışık ışık ve gölge. Sevgili dostlar şu anda görüyorsunuz e, yani alçalmaya başlayan bir güneş ama hala ne kadar kuvvetli olduğunu hmm. görüyorsunuz. Suratımızda ciddi yansımalar yapıyor ve dolayısıyla bu çok güzel bir ışık değil. Bu ışığın iyice azalması lazım ya da gölgelik ortamı yakalamanız lazım ki daha güzel daha yumuşak renkler yakalayabilirsiniz. Hmm. E, bir de yakın çekimlerde profesyonellerin çoğu bir şey daha kullanır. ...flaş kullanır. Portre İkimiz... için mi? Tabii. Neden portre kullanır biliyor musunuz? Çünkü flash bir şekilde e, öyle güzel bir makyaj yapar ki insanın suratına hataları neredeyse yoka denecek kadar aza iner. Tabii. İlginç. Bunu pek söylemezler. Benden duymuş olun. Ben size şimdi bu biraz sonra gün ışığında da iyi flashlı çek çekim yaparlar. Merak etmeyin. Yani hmm. o gün ışığında da flashlı çekim iki sebepten dolayıdır. Bir şey ortam e, ısı yani renk ısısını sabitleyebilmek için onu kullanırlar. Bazen mesela 5.500 kelvinlerde bulunan ortam çok kuvvetli olduğu için flashlarını 3.500 kelvin kel, kelvinlere indirirler ki güneş ışığını ateniyor yani azalt azaltarak surattaki o doğal e, ten rengini daha ha, onu yakalayabilmek binta, doğru yakalayabilmek için yaparlar. Dolayısıyla flash önemlidir. Ben illa çok büyük ve çok profesyonel bir flash Almak zorunda değilsiniz. Ben özellikle bu küçüğü aldım yanıma ki... ...hani küçükle de çok güzel şeyler yapılabildiğini gösterebilmek için sizlere. Şimdi biraz sonra ışık iyice düştüğü zaman... ...arkamızda çok güzel bir park var. Bol renkleri olan. Önce oraya gideceğiz. Orada biraz birkaç kare alacağız. Hem boy kareleri alacağım. Hem dömi boy dediğimiz, işte büs dediğimiz dömi boy ee, kareleri alacağız. Hem de headshot dediğimiz kareleri alacağız. Ve her birinde yaptığım ayarları ben size teker teker anlatacağım... Ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Şimdi sevgili dostlar bir şey daha var. Ee, çekeceğiniz yani daha doğrusu portresini çekeceğiniz ne bileyim ben kişi, gelin, damat olabilir. Genelde çok kas kasarlar kendilerini. Onları bir rahatlatmak da sizin görevinizdir. Bunu sakın unutmayın. Şimdi ilk şu güzel ortamla beraber bunu hepsini çekmeye çalışacağım. Dolayısıyla ayarlarım şu anda benim yeterli olacaktır. F6'ya getiriyorum sevgili dostlar. Sonra manuel olarak enstantanemi ona göre ayarlayacağım. Bunda biraz yere yakın çekeceğim için de şeyi kullanacağım. Seçicim biraz öne gel şimdi. Biraz da ortaya gel. Tamam kal öyle. Şimdi biraz yaklaşacağım. Seçili ön, ön plana çıkartacağım. Seçilcim be. Birazcık gülümse ya. Komik kadınsın sen normalde. Siz bu arada o dur dediği zaman çekmeye devam edin. Ne olur ne olmaz arada onun beklemediği bir poz çok da güzel bir poz olarak yakalayabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar bu bizim bütün olarak. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Gideceğiz lensimizi değiştireceğiz ve yarım gövde dediğimiz çekim yapacağız. Evet sevgili dostlar. Şimdi 50 mm f2'ye getirdim. Burada artık F2'ye indireceğim. Ve yarım çekim yapacağız. Yani gövde yukarısı çekimi yapacağız. Onun için de bu sefer şuraya gelmeni rica edeceğim Seçil. Kal öyle. Bakın farkındaysanız hep gölgeyi kullanıyorum. Yani ışıklı şey güneşli kısımlara getirmiyorum. Çünkü nasıl olsa kontrol bende. Bakalım. Bak bakayım Seçil beğenecek mi? Mis. Değil mi? Tamam. Nereye çekeceğiz bir de seçil, güneşli bir mi Bakın bir de gü güneşte çekeyim ki aradaki farkı görün sevgili dostlar. Yok çok yükma, çok çıkma, çok çıkma. Çok çıkma, şurada kal. bununla bir tane de bütün alayım. Yengeniz o keyif almaya başladı, o zaman bir tane de böyle çekeyim. Öyle. Sevgili dostlar, biz geri geldik. <laughs> Evet şimdi gideceğim 90'da değiştireceğim bunu. Evet sevgili dostlar bunda da F2'ye getiriyorsunuz. Yine ISO'muz 160'da yani şu anda çünkü ISO ile oynamaya hiç gerek yok. Sadece enstantane ile ve 100'ün altına düşmemek kaydıyla bu sefer 200'ün altına düşmemeye çalışacağım mümkün mertebe. Ya da 180'in altına düşmemeye çalışacağım bakalım. Bakın manuel çekmenin avantajı nerede biliyor musunuz? makinanın makinenin size verdiği değeri çok da ciddi almak zorunda değilsiniz. Siz gözünüze daha çok güvenin. Yüz mutlaka aydınlık çıksın. Dolayısıyla ona göre enstantanizi yapın. Şimdi aşağı iner misin Seçil'cim? Şimdi de o headshot dediğimiz kafa çekimini yapacağız sevgili dostlar. Kayacan Seçil kay. Kayarsın kayarsan hadi kay. Hadi kay. Hep beraber. Hadi seçil bir şey olmaz kay. Hop. Arkaya mümkün mertebe e, şey kımıldama. Renkli bir fon yakalayın ki o flu arkadaki arka arkadaki flu ortam renkli olsun diye. Şimdi bir tane normal portre çekeceğim. Evet sevgili dostlar. Sizin için bir de flash, flashsız ve flaşlı çekim yaptım. Onları da farkını size göstereceğim. Flash çok bir şey yapmadım. de tuttum yani öyle hani özel flash ayarları falan kullanmadım. E, masada denedik ama masada şunun yansımasından dolayı buradan aşağısı biraz karanlık çıktığı için şu boş alanda bir daha yaptık. Ve oradaki sonuçları göreceksiniz. Çok da keyifli olacağını yanıyorum. portreyle ilgili bildiklerimi size aktarmaya çalıştım. Umarım bu içerik sizlere faydalı olmuş ve beğenme butonu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu ID'yi hep beraber büyütelim. Dünyaca ünlü foto modeli seçiyorum. Oşa hepinizin adına çok teşekkür ediyorum. Valla işe yaramışımdır inşallah. <laughs> ya arkadaşlar işte hani kandırmaca yapmak istemedim. Yoksa İnan bana pürüzsüz ciltli, delin çok daha genç bir model ile çalışırdım. Ama sizden o zaman çok şey saklamış gibi olurdum. Ama burada hiç olmasa bütün gerçekleri görmüş evet, Ben çok ideal oluyorum şimdi burada. <laughs> Sizin için. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Huzurlu kalın, barış içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlükte bu kadar.